Kıymetli hastalarımız, rahim aziyetmezliğinden muzdarip pek çok hasta olduğunu farkındayız. Özellikle bu hastada olduğu gibi bir tane 14. hafta, bir tane de 18. hafta ardışık iki tane gebelik kaybı olan hastamızın fizik muayene bulgularında ve daha önceki öyküsüne dayanarak bu ameliyatı planladık. Bu ameliyatımızın adı TAK ameliyatı. TAK ameliyatı yani transabdominal cerclage ve biz bunu laparoskopik yaptık ama bu açık teknikle de yapılabilir. Şu anda hastamız gebe değil. Gebelikte bu ameliyatı yapanlar var ama ben çok tercih etmiyorum. Daha önce tecrübemiz var. Fakat daha çok gebelik sırasında vajinal yoldan rahim ağzına dikiş atılıyor. Bakın burada dikişleri görüyorsunuz. Bizler özellikle rahim ağzı yetmezliği teşhisini 3 şeyle koyuyoruz. 3 kriterle. Bunlardan bir tanesi klasik olarak geçmiş obstetrik öykü yani doğum öyküleri ve bunun dışında özellikle ikinci trimester kayıpları yani 14. haftadan sonra veya erken doğumlar, çok erken doğumlar yani 28. haftadan önceki doğumları da özellikle rahim ağzı yetmezliği teşhisi açısından değerlendirmek lazım. Eğer bir preeklemsi gibi bir endikasyon yoksa ve durup dururken doğum başladıysa 28. haftanın altında bu açıdan mutlaka değerlendirilmeli gebe. Tabii doğum eylemi yoksa ileri derecede rahim ağzı yetmezliği ve silinme de rahimdeki silinme de bize özellikle rahim ağzı yetmezliği açısından bizi alerte eden durumlardan. Biz tabii bu tip durumlarda yani ardışık iki tane mesela bu hastada olduğu gibi geçmiş kayıp var ve buna bağlı biz ne yaptık? İkinci trimester gebelik kayıpları olunca özellikle hastamıza bu seçeneği sunduk. Çünkü daha önceki gebeliğinde vajinal yoldan yapılmış olan rahim ağzı dikişinin başarısız olduğunu bildiğimiz için bu olguda böyle bir ameliyatı tercih ettik. Kullandığımız Mersilen teyp kullanıyoruz ama dünyada örneklerinde farklı şeyler var. Dikiş kullanan cerrahlar var, meslektaşlarım var. Ben bunu tercih ediyorum çünkü kendi kişisel deneyimimde yaptığım hastaların, bu ameliyatı yaptığım hastaların zaten son 4 senede sanıyorum 4 ya da 5 tane yaptık. Hepsi doğurdu çok şükür. Genellikle özellikle bu hasta için demiyorum ama bu olgu için demiyorum ama bundan önceki iki tane yaptığımız olgunun ikisinde de lip öyküsü vardı. Özellikle cin 2, cin 3 nedeniyle rahim ağzı geniş bir şekilde çıkartılmış olgularda artık gebelik kaygısı olduğundan cin 2, cin 3 nedeniyle çıkartılmış lip yapılmış. Bu ameliyatı yaptık. Çünkü vajinal yoldan özellikle dikişin atılması çok zor oluyor olgularda. Yani rahim ağzı çok kısa kalıyor ve mecburen biz bu yolu tercih ediyoruz. Tabii bu dikiş kalıcı bir dikiştir. İçeride rahatlıkla kalabilir. Zaten cerrahi tekniğe baktığımızda idrar kesesinden rahimin ön tarafını açtıktan sonra tekrar idrar kesesi peritonunu dikişin üzerine kapatacağım. Yani çok da önemli değil teknik olarak. Çünkü çok fazla elimizde bilimsel veri yok doğrusuyla ilgili. Cerrahın tecrübesi burada önemli. İdrar kesesi bakın bu aslında tuttuğum. Onun peritonunu, zarını yani dikişi de içeriye gömmeye çalışıyorum ki yani daha sonradan bir yerlere uzayıp yürümesin, gitmesin. Böyle şeyler olabiliyor çünkü iğneyle bakın dikişimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu hastamızın da bebeğini kucağına veririz. Bizim için çok kıymetli, çok değerli olur. Ameliyat başarılı oldu ama bundan sonraki süreçte bakalım gebelik durumu nasıl olacak onu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Daha sonra gebelik takibinde çok ciddi titizlikle gerçekleştireceğiz bu olgumuzu.